Nefis bir soru. Bir kelimenin kaç farklı türde kullanıldığını tek 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 yoklayacağız ve sadece bir soruda birçok şeyi tekrar etme şansı bulacağız. Önce kendini lütfen dene. Bütün eksikleri bulalım, beraber kapatalım. Benden birazdan dinleyeceksin. İşte başlıyoruz. Yalnız oturuyorsun burada, gelsene sen de bizimle derken şuradaki yalnız sözcüğü oturmak fiilinin hemen önünde onun bir durum zarfı olarak kullanılmış. Notumuzu şöyle almış olalım. Yalnız biri o, hiç seveni, halini soranı yok. Biri sözcüğü belgisiz bir zamirdir. Nasıl biri? Yalnız biri. Sıfatlar bir zamiri de belirtebilir. Nasıl olur hocam? Sıfatlar ismi nitelemez, belirtmez mi? O ismin yerine bir zamir geçmişse burada olduğu gibi zamiri de belirtebilir. Elimde bir niteleme sıfatı var. Yalnız sen bilirsin değil mi nasıl konuşulacağını derken sadece anlamı vermiş. Bu sözcük sadece anlamını verdiğinde mutlaka edat olmalı. Çıkalım dışarı. Yalnız bu akşam değil. Şimdi çıkalım dışarı bir cümle. Bu akşam değil de ayrı bir cümle. Cümleleri bağlayan kelimelerin bağlaç olduğunu defalarca söyledik videolarda. Demek ki bu yalnız sözcüğü ama fakat oysa gibi anlamlar veren, karşıtlık bildiren bir bağlaç gibi kullanılmış. Bu da farklı bir görev. Yalnızlar, kaybedenler, kimsesizler var kentin her yanında. Yalnız insanlar demiş olsaydı bir niteleme sıfatı olacaktı. Ama isim düştüğünde biliyorsun sıfat adlaşır. Burada da bir adlaşmış sıfat. Yani bir ad olarak kullanılmış. Hiçbiri birbirine benzemedi. Dolayısıyla kaç farklı türde karşımıza çıkmış oldu? 5. Bu ve ben buna konuşamadım. Bu ve buna benzer çok şey konuştuk videolarda. Kamp videolarına bekliyoruz seni. Eyvallah.